Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Senin tek bir yanlışında bak ben seni ne yapacağım. Kaynanan kötü kaynana, çemkirel, sen de mağdur gelinsin yap. Özür dilemek bir erdemdir. Bütün erdemler sende Hatice, bizde hiçbir şey yok. Sen dedin ya kraliçeyim diye girdin ya buraya. Patates kraliçesi mi desek acaba? Kaldır, Allah senin dinini versin. Bu tarafa hiç gelme Hatice, inan ki çok kötü ellerimle suratını... Bir denesene, dene bir. Yerine geç. Kendine gelince kimseyi şuraya yaklaştırmayacağım. Çizgi çekin diyorsun. Ben gezebilirim. Füsun Hanımcığım, Hatice'yi istediğiniz tarzda iyi yetiştirmişsiniz. Bu kadar söylüyorum size. Ben geldim. İçemem. Teşekkür ederim ama içemem. Puanlamadan önce bu normal mi? Canlanalım biraz. Gelsin, canlansın. Müzik gelsin. Ama ben geleceğinizi hiç sanmamıştım. Ama ben kaynanamla sonra yarışmayı düşünüyorum. Bak bak. Şöyle fındık nasıl kadar. Nasıl da açım var ya. Enişte görüyor musun Çin'de Demet? Enişte. Fatih ile işte Bodrum'a gidiyoruz, Milano'ya falan filan gidiyoruz. Evet. Bütün menüyü söylüyoruz. Olsun, gözümüzde olsun. Sen o bilezikler zaten bir sinir bozucu. Çok tatsızdı. Bence sizin ağzınız tatsız. Ben şov yapmam. Şov sizin işiniz, ikinizin. Beşlik bir tanesini keşke setseydin ya. Seninkini mi setseydim? Sen düşman olarak gördüğün için, bizimle savaştığın için böyle görüyorsun. Halen Hatice'yi kötülüyorsun ya. Kim dost, kim düşman seçemiyorum yani. Çöpe attığını bilmiyordum. Bu nimete gerçekten saygısızlık. Görüntüler verilince toparlayamayıp özür diliyorsunuz. Günün birincisi. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Merhabalar efendim. Ekranların en renkli, en heyecanlı, en çekişmeli yarışma programı Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Efendim gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puanlıyor. Ne yemekler yapılıyor? Ne yemekler yapılıyor bir bilseniz. Ekran başındaki izleyicilerimiz hareketli ve eğlenceli. Bu yemek programı yarışmasının, yani yemek yarışması programının en güzel, en güzel, en güzel, en heyecanlı yerlerine hemen başlıyoruz ve hemen dönüyorum. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Bomba. Bombaya bak. Bomba patladı, o bitti. Evet. Heyecan bitti. Var burada, heyecan. Bomba. Patlamış bomba. Bomba oldu. Ama daha başlamadık ki bile. Aa, başladık, başladık. Heyecan. Ben buraya girdiğim anda hemen bu yarışma heyecanına başlıyorsunuz ve yemekleri nasıl yapabilirime, nasıl lezzetli yemek yapabilirime hemen giriyorsunuz. Güzel uyudunuz, dinlendiniz. Hepimiz uyuduk, dinlendik. Böyle geceli, ben gece tekrarını da izliyorum biliyorsunuz ekranda. Bakıyorum böyle neler oluyor, ne bitiyor, hepsini görüyorum yani. Aman 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 diyorum. Fazla uzatmadan bugünkü yemeğinizi vereceğim hemen. Tahmin edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Çünkü örtülerinizi kaldırın. Kaldırın bakalım örtülerinizi. Evet. Evet. Çorba. Çok iyi biliyorum. Tahmin ettik bakalım. Neyi biliyorsun? Çorba. Bu yeşil mercimekli erişteli bir çorba bu. Bence de çorba.
çorba. Yaptınız mı bunu? Ben yaptım. Hani herkes yapar canım. Bunun şey, bizde yuvalama var. Biz onun gibi yapıyoruz. Yani o çok basit. Bugün yemeğini çok basit. Günün yemeğinin ismi köfteli çorba. Erişteli köfteli çorba. Köftesi de varmış. Köftesi de var tabii. Köftemizde biliyorsunuz buzdolabımızda duruyor. Yani onlar süs diye durmuyor. Evet. Buzdolabı kullanılıyor yani. Ben de bazı şeylerimi koyuyorum oraya yani. Sütümü mütümü. Öyle koyuyorum yani. Anlaşıldı mı efendim? Ay Sevgili Hanım karalar bağladı. Böyle derin derin bakıyor. Derin derin bakıyor. Çok karışık geldi. Yani çok basit bütün malzemeler öyle bakınca tabii ki karışık gibi gelebiliyor. Ben şimdi hemen malzemelerinizi sayıyorum. Kağıtlarınız, kalemleriniz elinizde. Dikkatli bir şekilde yazıyorsunuz ve başlıyorum efendim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 adet orta boy kuru soğan. 6 su bardağı sıcak su. 1 su bardağı kesme erişte. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay bardağı haşlanmış mercimek. Kolaylık olsun diye size hazırladık, koyduk oraya. Bu ön malzemeler. Köftesi için 300 gram az yağlı kıyma. 2 yemek kaşığı kırık pirinç. 1 yemek kaşığı un. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı tuz. Yani hani çay kaşığının o da yarısı ucuzu filan tuz işte onu. O tuz kararını yaparsınız zaten. Böyle bir yarım çay kaşığı yine aynı şekilde karabiber. Bu köftesi için malzemeler. Yazıldı mı Cansu? Evet. Hı. Terbiyesi için. Bu terbiyesi çok önemli, lütfen dikkat edin. 1 adet yumurta. 4 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı un. Sosu için de 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Tereyağı da kullanılabilir ama çok ağır un ve böyle şey olduğu için hani çok ağır olmasın istedik. Hafif biraz daha sağlık, daha böyle hani kalorisi az şeyler olsun sevgili izleyiciler. Kanal başındaki, ekran başındaki izleyicilerimiz, siz de bu yarışmaya katılmak istiyorsanız, Gelinin Mutfak diye katılmak istiyorsanız, gelinler size söylüyorum, kayınvalidenizi alıyorsunuz. Şöyle oturuyorsunuz, kanalde.com.tr adresine başvurularınızı yapıyorsunuz ve bizim yarışmamıza geliyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve 5 altın bilezik kazanabiliyorsunuz. İyi puan, yüksek puan alırsanız hemen başvurularınızı yapın. kanalde.com.tr. Oldu mu? Canlarım benim. Şimdi ben 90 saniye veriyorum sevgili kayınvalidelere ve 90 saniye içinde efendim gelinlerine taktiklerini veriyorlar. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman 5, 4, 3, 2, 1, süre başlasın. Önce suyunu yap. Soğanını koyayım. Aynen. Suyu kaynarken köfteyi yaparsın zaten. Bunlar şu yumurta, bunlar terbiye için. Şunun terbiye için, o unu köfteleri atacağım. Koyu bir çorba, tam bir çorba kıvamı oluştu. Biliyorum, ayarlayacağım onu. Önemli olan burada bu. Baharatların şeye koyacağım zaten. Bununla yağı kızdırıp üstüne dökeceksin ya ayrekten. Önce köfteleri atayım ben kaynayan öyle suya. Işte. Sonra erişteyi atarım. Sonra terbiye yaparım. Terbiye attıktan sonra en son erişteleri atarım. Yoğurt bu yoğurt. Yoğurt. Tamam. Yoğurt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, süre. Anlaşılmıştır. Basit bir yemek biliyorsunuz değil mi? Gelinler. Ha Elif. Evet. Elif'e canlanma. Orada kayınvaliden hayır, bu çorbayı da yapamazsa artık Elif'i ne yaparım bilmiyorum. Yani ellerini şöyle. Gerçekten. Şöyle. Vallahi Gülsener teyze Elif gayet korkulu gibi. Kaşlar, dudaklar bir büzüştü kalktı. Neden korkacak? Bilemedim pek. Bu çorbaların alasını yapıyor da onun için değil. Bu da çorba mı? Çorba. Çok da güzel oluyor. Çok sağlıklı. Her kış mevsiminde daha bunu güzel bunu da yapamazsın yani. Elif seni bilmiyorum. Bu Fatih Bey Sivas yöre. Ben Sivaslardan gördüm bunu. Bilmiyorum. Sivaslar da yapar. Evet. Anadolu'da birçok bölgede değişik versiyonlarında yapılıyor zaten. Aynen. Ben çok yapıyorum bu çorbayı güzel, ama köfte koymuyorum. Besleyici, çok evet. Güzel bir çorbadır. Evet özellikle. Efendim. Ben sevgili kayınvalideleri izleme odasına almak istiyorum artık.
İzleme odasından sevgili kayınvalideler geçiyorlar efendim. Birbirimize bir vedalaşır. Kısa bir vedalaşmaya. Hadi görüyorum. Güler Hanım böyle bana bakıyor ki keşke gitmesem diyor. Lütfen Elif bak bu çorbayı da yapamazsın. Öyle formatımız öyle değil. Bir sefer sürpriz olmaz mı? Formatımız öyle değil. Bugün bırakamadın sen. Ay, canım, bu çorbayı da yapamazsan diye tutuyorum onu. Ay canım bay bay Elif'ciğim. Hazırsanız sürenizi başlatıyorum. Hazırız. 45 dakika içinde yemeğinizi yapacaksınız. Biliyorsunuz 45 dakika içinde sizden tekrar rica ediyorum. Yemeğinizi tencerenizde pişireceksiniz. 45 dakikanın sonunda yemeğiniz servise hazır bir şekilde, yani sunuma hazır bir şekilde tezgahınızda duracak. Anlaşılmıştır. Ben sürenizi başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başlasın. Artık gözüm üzerinde. Sen dünkü stresini atlattın mı onu söyle bana. Ben stresli falan değilim, gayet de rahattım. Dün gayet... Senin o yaptığın hiç normal bir şey dün, değil. Dün gayet stresli görünüyordun. Hiç de stresli değildim. Bence gayet sen streslisin ki seni geçeceğim. Tekrar bu hafta da alacağım diye sen artık maalesef öyle olmayacak. Düşündüğün gibi bir şey olmayacak canım. Göreceğiz bakalım ama artık gözüm üzerinde. Senin tek bir yanlışında bak ben seni ne yapacağım. Senden korkmuyorum Hatice. Senin yaptığın ne kadar ayıptı ya. Dün geliyorsun üçtür ya. Üç tane yarış kayınvalide geliyor. Üçünde de aynı şeyi söylüyorsun. İnsan bu kadar mı sindiremez içine ya aldığın puanları? Sen kendi yaptıklarını unutuyorsun. Dün burada... bir stres oldum, bir puan kaybedeceğim diye şimdi şeyden. Alakası yok, ben kendime hamurda güveniyordum. Hiç de stres olmadım puan kaybedeceğim diye. Kaybedecek olsaydı eğer sizin o yanık çanaklarınız kaybederdi. Seni uykusuz gördüm Hatice. Gece kayınvalidenle tartışmış olabilir misin? Dün strese girdi ya. Tabii canım strese girdim mi? Yeminli sözleşme imzalamış olabilir misiniz? Hatice haksız olduğunu düşünüyorum. Biz burada üçümüz hamurumuzun hepsini kullandık. Sen şu ya kadarcık Emel, kenarına Allah koydun aşkına, gösteriş olsun diye kalanını da çöpe attın. Allah aşkına yani sanki hiç yapmamışsın sen bu hareketleri. Bir kere oldu. Hiç, ben kaç kere yaptım? Üstelik ben köftelerimi çöpe dağıtmadım. Ben kaç kere yaptım Emel Allah aşkına ya. Bir de gelip söylüyorsun bunları konuşuyorsun bana var mı? O kadar aynısını ben yapsaydım ben, senin hayır, tepkin ben... ne olurdu çok merak ediyorum. Çünkü ilk hafta gördük tepkinizi. Arzu ile üstüme gelişinizi gördük. Kullanmamışsın hani nerede fırının tepsinin yarısı yok. Zaman kalmadı nasıl yapacağım? Biz ne yapacaksın? Ben işte yapmaya çalıştım. Ben zaten salçayı koydum köfteye şeyim oldu. Ama yapmayacaksın. Böyle hatalar yaparsan burada asla kazanamazsın. Tabii tabii. Burada herkes de gördü. Zaten bu saatten sonra diyorum ya elime düşme. O kadar kişinin içinde gerçekten bak hata yapıp da tek özür dileyen insan benim. Aa doğru söylüyor. Senin gelin elime düşme ne demek? Ama senin gelin patlıcanı köfteyi ayırıp buzdolabına koymuş hatırlıyor musun? Hayatım o ilk hafta ya. Özür dilemedi ama. İlk hafta diledi ya ne dilemedi? Olur mu patlıcanı? İlk hafta bilmiyordu. Hayır, bilmiyordu. Ama seninki bilinçli olarak hayır, yaptı. Hayır bilinçli olarak o süslemek için ayırmış. Fazla kalmış da ayırayım koymayayım dememiş. Öyle bir şey süslemek yok. Süslemek için ayırmak ne demek onu anlamadım hani ya. Hani kenarlarını kıvırın dedi ya kıvırtmak kıvırın için. Ayrı parça koyun demedi ki şeyini de beraber kıvırın dedi. Öyle yapmamış da kıvırmaları dışarıdan yapayım demiş. Canlanalım biraz gelsin canlansın müzik gelsin. Ben geleceğinizi hiç sanmamıştım. Ama ben
kaynanamla sonra yarışmayı düşünüyorum. Bak bak. Şöyle fındık nasıl kadar. Nasıl da var ya. Erişte görüyor musun içinde demet? Erişte. Fatih ile işte Bodrum'a gidiyoruz, Milano'ya falan filan gidiyoruz. Evet. Bütün menüyü söylüyoruz. Olsun, gözümüz de olsun. Sen o bilezikler zaten bir sinir bozucu. Çok tatsızdı. Bence sizin ağzınız tatsız. Ben şov yapmam. Şov sizin işiniz, ikinizin. Beşlik bir tanesini keşke setseydin ya. Seninkini mi setseydim? Sen düşman olarak gördüğün için, bizimle savaştığın için böyle görüyorsun. Halen Hatice'yi kötülüyorsun ya. Kim dost, kim düşman seçemiyorum yani. Çöpe attığını bilmiyordum. Bu nimete gerçekten saygısızlık. Görüntüler verilince toparlayamayıp özür diliyorsunuz. Günün birincisi. Sizler hiçbiriniz bunu yapmadınız. Hala da gelip diyorsun ki strese giriyorsun. Strese falan girdiğinden değil. Mağdur gelini oynuyorsun diyorum ya sana. Açığını gördün ya şimdi. Mecbursun zaten özür dilemeye. Tabii ki de. Özür dilemezsen zaten evet. Kötü, o kötü imajı çizmemek için. Sana göre mağdur gelinim değil mi? Sana göre mağdur gelinim. Gayet var ya, bizi çekemiyorsunuz. Bana göre mağdur gelin değilsin. Bana göre asla değilsin. Diyorum ya, sizin bir gösterdiğiniz bir şey var, profil var. Kaynanan kötü kaynana, çemkiren, eziyet eden. Öyle bir şey sen yok. Sen de bunları... mağdur gelinsin ya. Bunu bozmaman için özür dilemek zorundasın zaten. Ne alakası var özürün onunla? Özür dilemek zorundasın. Ben sadece aşkım, bunun için dilemezsin. Özür diledim. Sen bak hala senin konuşuyorsun. Senin zoruna gider yoksa özür dilemek. Anladın mı? Dilemezsin. Zoruma gitmez. Neden zoruma gitsin diyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Sizde o erdemler yok. Aferin kızıma. Özür dilemek bir erdemdir. Bu bir zayıflık değildir. Dileyememek zayıflıktır. Dilemek zorundaydı ya. Zorunlu. Kafasına silah mı dayadılar? Hayır, dayamadılar ama neyi şimdi zorunlu? Yayında yani özür dilemek ne diyecek? Özür dilemek erdemliktir de iyi ben yapayım ondan sana özür dilerim. Oldu mu? Yapayım zihniyeti yok ki onda. Öyle bir şey de yapmadı. Zaten fırının ayarı da düşüldü. 280 derece pişirseydi yanacaktı böreği ve iyi bir not almayacaktı. Keşke zaten. Yansaydı. Bütün erdemler sende Hatice. Bizde hiçbir şey yok. Tabii. Kayınvalide gelin ikinizde var. Kimsede bir şey yok. Yok. Siz de söyleyin. Siz de yapın o zaman. Ben bizde sizlerde bir şey göremiyorum. Bizde gayet erdemli insanlarız. Nereden nasıl bir kanıya vardın böyle? Ben sizlerde hiçbir şey göremiyorum. Birisi dantelini alır gelir buraya. Arada bir sana konuşur. Sana ne konuşur, benim konuşur. Dantelinden? Sana ne? Sen de getir çok kıskandıysa. Gördük mutfağın kraliçesini de gördük. Daha göveceksin, henüz gövemedin sen. Göreceğiz. Olmayan bir şeyi göremeyiz zaten Elif'ciğim. Cansu'cum sende neler olmayan, var? Sen anlatsana biraz lütfen. Olmayan bir şeyi göremeyiz lütfen ve şöyle sen bir durum anlat var. Biraz. Sen dedin ya kraliçeyim diye girdin ya buraya. İki evet. Gündür bir böyle bir sonuç olarak böyle bir patates olmuş görünüyorsun. Patatese sen daha çok benziyorsun. Patates kraliçesi mi desek acaba? Sonuçlardan bahsediyorum yeni ben. Yeni bir isme ihtiyacın yok. Patates ya böyle bir şey olmayınca, yapamayınca. Sen de patates oldun. Bugün tam 3 gün oldu geleli. Sonuçta bir alışma sürecim olduğunu düşünüyorum. Her zaman evde yemek yapıyorum ama burası farklı bir yer. Erken konuştuğunu düşünüyorum Cansu'nun. Ben de onu patatese benzetiyorum. Gelinler, gelinler, güzel gelinler nasıl gidiyor? Süper, gayet çok güzel iyi. Gidiyor. Öyle mi? Ne yaptın? Gayet güzel gitmiyormuş. Gayet güzel gitmiyormuş.
Tamam artık kız, ne yapacaksın? Kaldır, tamam. Allah senin dinini versin. Aa. Böyle, evet, sen de yakmıyorsun. Yok efendim, yakmam, merak etme. Sen de yakma bakayım. Merak etmeyin. Hatice, ne durumdasın? Umarım yakarsın Cansu. Bir tane şey vardı ya, elma yiyordu, kız bayılıyordu. Aynaya bak, kadın vardı böyle, en güzel benim diyordu. O kraliçe miydi? Evet, pamuk prensesi. Ha, sen o kraliçe gibisin işte. Kötü kraliçe. Yarın sana elma getireceğim. Böyle iddialar, olmadığı şeyleri savunmalar. Oyun falan da yaparsın sen bize şimdi. Oyunlar Hatice'nin işi canım, benim ya. Değil. Bir tempo olsa diyorum böyle köfteleri yaparken şimdi. Oo, Emel istedi yalnız. Yemek yapsın ondan sonra, ceza vereceksin bu. Kendim istediğim zaman yaparım ben bunu. Emel'i görüyor musun? Ne istedi? Tempo istiyor. Hadi ya. Aferin kızıma. Aferin, kayınvalideden geldi. Evet, hem diliniz çalışsın hem ağzınız. Bak ne kadar yakışıyor. Nasıl oldu? Hem dile hem ağzı nasıl oldu? Allah için senin gelinime bakar mısın? Ne kadar yakışıyor? Bir bak hele, bak hele. Benim gelin beni şaşırttı, yaktı dediniz ya. Nasıl yakışıyor Emel? Hele bakın hele, Emel geline. Düşmüş Güler Hanım'ın eline. Ne mutlu, ne kadar şanslıydı. Hele bakın hele, Emel geline düşmüş Güler Hanım'ın eline. Karamelize soğanı severim ben. Ben vallahi de çok severim. O yüzden öyle yaptım. Bak ne kadar soğan yandı. Bak ne kadar soğan yandı. Soğan kalmadı ben. Ya yanmamıştı ya. Yok, niye yanmış yansıtıyorsunuz? Ben sana söyleyeyim, espri yapıyorum canım. Yani tadı yapacak kayınvalideler. Fatih Bey, çok üstüne gitmeyin. Ağlıyor sonra. Ağlamadım. Biz uğraşıyoruz burada. E hassas kız, ağlayabilir. Siz gidiyorsunuz, bize kalıyor, sonra biz uğraşıyoruz. Duygusal bir insanım, ne var bunda? Hassas kız. Ben de çok duygusalım, ben balık burcuyum bir kere. Kadınların duygusal benimdir herhalde ama kırılır. Yeri tamam, var yani. Burada kalkıp da şey yapsam. Biriniz konuşurken biriniz susun, ay deneyeceğim. Ya bu duygusalım diyor Fatih Bey, ben hamileyim ya. Daha üstüm bir duygusallık şeyi mi var, hiç gösteriyor muyum yani? Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Yok yok, olmasınlar, onu bizi bile bastırıyor yani. Hiç yok, bir onu şey diyeceğim, olmasınlar. Diyorum ki ben hamile olduğum halde bile ezdirmiyorum, duygusala bağlamıyorum. Sana ne oluyor? Ha. Ben de ezdirmem ama hassas bir insanım, ne yapabilirim? Hassastım. Hüsniye teyzeden katılık dersi. Burada hassaslığa yer yok. Kesinlikle. Ama diyor ki Hüsnü teyzeden ne dersi alman lazım? Katılık dersi. Taş, katılık mı? Taş dersi. Ya katı olma dersi. Evet. Hani katı. Demek ki iyi bir iş yapıyor ki örnek alıyorlar kayınvaliden. Lar derken çoğul konuşma. Tabii ki örnek, örnek alınması gereken bir insan. Diller pabuç bundan konuşuyor. Şimdi acaba ben konuşuyorum, beni mi dinliyorlar bilmiyorum ama birbirleriyle bir laf getirmedi. İnanılmaz, inanılmaz yani, bunların üstüne yok yani. İnanamıyorum yani. Bir kayınvalideyle geçelim, oradan bakıyorlar. Yemeklerinizi yapın kızlar. Puan durumu çok yakın. Bak ona göre karışmam. Benim gelinim de gayet güzel yapıyor. Neydi senin gelinin? Nasıl Elif. Elif, hoş geldiniz. Kayınvalideler. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Elif çorbaya soğuk su koydu. Öyle mi? Şimdi Cansu kaynamış su koyarken fark ettim. Bak. Geç kaynar. Peki sence nasıl tadı değişebilir onun? Geç, yok, geç kaynar. Tadı değişmez. Geç tadı kaynar. Değişmez, evet. Hayır. Hayır. Tadı şöyle olur. Nişastasını salmaya başlayacak o çorba. Hayır daha. Hiçbir şeyini, daha bir şeyini koymadı. Kaynatıktan sonra koyacak. Ama erişesini soğuk suya koydu diyor. Yanlış hayır, mı? Suyu, hayır, suyu, hayır, suyu. Soğuk su koydu dedi. Bir damla koymuş olabilir. Ha, bir damla mı koydu? Hayır, 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 tamam. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Senin gelir bir dalıyor gidiyor, o anda unutuyor. Aklı birdenbire gidiyor. Saçını pürçeğine yolayım onu ben. Ben karışmam, söylesin. Ha, tabii. O da dinlesin yani. Dinlesin. Bir şey söyleyeceğim ya. Lütfen bana hep bunu soruyu soruyorum. Yani gelinler bir gün gittiniz, misafirliğe gittiniz, yaptınız beraber. Evet. Hani bir yemek yapmıştır. Bak bunu yaptım, hani beğenecek misin derse. Beğenmemiş olsanız da şöyle güzel olmuş dediniz mi? Hayır. Demem. Ben de hiç demem. Pat diye derim. Sen? Ben de derim. Aa, bu sulu olmuş Elif. Buna çok yağ koymuşum. Çok salça koymuşum. Dersiniz yani. Derim. Bakalım Emelcik ne yapmış? Dün gelip gelip benim masamı kontrol ediyorduk. Gel Haticecik, gel. Bakalım neyi eksik yapmışsın, neyi tamam yapmışsın. Bir kontrol et ve yerine git. Artık diyorum bu saatten sonra gözüm üzerinde. Senden korkmuyorum dedim daha. Kaç defa söyleyeceğim? Benden kork, notlardan dolayı, bileziklerden senden dolayı bence korkmuyorum. Sen kork kendinden. Bence bu tarafa hiç gelme Hatice. İnan ki çok kötü, ellerini suratına vururum.
Ya. Hemen yerine geç. Ya. Bir denesene. Geç dene yerine. Bir. Yerine geç. Dene çabuk bir. Yerine geç. Bir dene Allah aşkına. Çabuk yerine geç. Dener İnan misin? Üstüne batırırım. Yaparım bunu biliyorsun. Ya. Geç o yüzden. Geç. Şu canım hareketlere sıkma. Bak. Canımı sık. Git Cansu'nunkine geç. Sen herkesin sofrasını, herkesin masasını gez. Bana gelince bu hareketler öyle mi? Neden korkuyor musun? Yok, korkuyor musun? Ya hadi diyecek kendine gelince kimse şuraya yaklaştırmayacağım. Çizgi çektim diyorsun. Size ne? Sen nasıl ben gezebilirim. Gezebilirim. Buraya kesinlikle gelemiyorsun. Ay Hatice'ye bakar mısın? Kontekst. Burada bir buraya kesinlikle gelemiyorsun. Arzu'ya çizdiğim çizgi var benim burada. Hadi sizler de, için de geçerli. Zaten senin ne yaptığını hiç merak etmiyorum. Gerek yok tatlı. Yani. Buraya gelmenize gerek yok. Canım, o zaman ne? Sen de şuradan geçmeyeceksin. Anladın geçeceğim, mı? Geçeceğim, geçiyorum. Ben geçeyim. O zaman ben de geçerim. Git buyur. Benim kimseden korkmak, gidebilirsin, gezebilirsin. Pencereni de açayım şöyle. Demek ki korkularınız var. Bakayım şöyle içinde belki bir şey yakalarım. Açabilirsin, bakabilirsin. Kıyma falan var mı? Onlara da bakayım. Çöplere de bak, çöpü kaldır. Çöpü kaldır yok, istersen. Yok, gerek yok o kadarına. Hüsnü Hanımcığım, Hatice'yi istediğiniz tarzda iyi yetiştirmişsiniz. Bu kadar söylüyorum size. Çok iyi yetiştirmişsiniz. Sevgili gelinler, şimdi yemek yapıyor kayınvalideler. Gelinler yemek yapıyor, siz burada oturuyorsunuz, izliyorsunuz sevgili izleyicilerimizle. Siz bakalım artık burada neler oluyor ve perde kapansın. Perde. Eyvah. Perde. Zaten bence de kapansın, gözüm görmesin. Öyle mi? Kapansın. Kapansın, böyle şeyler görmüyorsun. Hadi görüşürüz. 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 Sevgili gelinler, süre 10 dakika kaldı. Hala köfteleri yoğuruyorsunuz. İnanamıyorum size ya. Küçük yapın dedi. Küçük çeneleri yapın var, dedi. Doldurdu anca. Hatice kocaman kocaman siz köfteleri oraya. Siz kaç kişilik yapıyorsunuz? Alt tarafı 4 tane kayınvalide yiyor. Kız hadi. Gerçekten hepsini yapmış olamazsın ya. Çok beceriklisin canım. Çok becerikliyim tabii ki de Emel'ciğim. Becerikli insan hamur atar mı çöpe? Ya sen dönüp dönüp tekrar tekrar sarıyorsun. Ben de o zaman tekrar saracağım. Yanık çanaklar o patlıcanlar. Yanık çanaklar patlıcanlar. Ne oluyoruz? Daha yani kaç... O da sizin tezgahınızdı. Tabii tabii tabii. Hatice ne yapıyorsun orada? Oyuncuyum ya, oyun oynuyorum. Kamera isteyeceğim oraya özel böyle hem yemek yaparken hem seni izlemek için. İzleyebilirsin, tam karşındayım zaten. Hatice orada ne yapıyorsun? Kahve yapıyor. Sadece bize... kendine mi yapıyorsun? Şu an Hatice'nin şovunu izleyeceksiniz. Yani demek istiyor ki köfteleri ne yaptığım belli değil. Size kahve yapıyorum. Sorsam vicdanlı bir insandır demez ama hamile bu kız. Siz konuşmaya devam edin. Hamile bu kız diye. Siz tartışmaya devam edin. Hayırdır nereye? Görüşürüz. Tamamen şovdan oluşuyorsun Hatice. Köfte yoğunluğunu çok merak ediyorum Hatice'nin. Hatice köftelerin boyutunu merak ayrıca. Ediyorum. Söyler misin Elif? Kesinlikle köftenin hepsini kullanmış ama kafam kadar yapmış köfte. Kesinlikle su eklemiş bu. 6 bardak su değil. Resmen orada 10 bardak su var. Gidip köfte yoğunluğuna bakmak istedim.
Zaten hani mutfağına çok girilmemesini istiyorsan mutfağını bırakıp gitmezdi diye düşünüyorum. Hatice bu kadar yakın temasa geçtiyse, Elif de kendini savunmak için Hatice'nin yüzüne elini sürerse ha, daha niye yaptın olur. Demem. İşte budur. Ben doğru demem. Etmem. Ben demem. Hayır, bu kadar sen, yakın temasa geçtiyse. Doğru mu yanda yakınına gitmiş kızım. Ya zaten yapmaması lazım. Yani. Sürmesine ne diyorsun? Hayır, biz buradayız ama herkes mümkünü mü var? Ben geldim. Oo, gelin wow, geldi. Bu çok güzel oldu. Gelin dediğim böyle olur bence. Çok güzel oldu. Şöyle vereyim. Elini seni çıkıştırıyorduk. Kafam kadar köfte yapmış. Kahve yapsın diye ne yapsın kız? Beni burada o kadar çok çekiştirdiniz ki dedim ki gideyim ağızları tatlansın bir kahve yapayım. Şeker yok. Şekere karşıyız. Aa. Sağlıklı besleniyoruz. İçemem. Şekere karşıyız. Teşekkür ederim ama içemem. Ya. Hatice yani şey onlar kızlara gelinlere işaret verdi. Ben çabuk yaptım. Ben daha becerikliyim. Kahveleri aldı ama kahveyi de güzel yapamadı. Ya nezaketen eline sağlık dedim. Hiç beğenmedim. Cansucuğum köfteleri nasıl Hacı bitirmiş Hanım. Diyorduk. Nasıl? Köfteleri bu kadar bu kadar. İşte böyle. Ondan bahsediyorum. Valla ben fındık kadar olsun diye iki saat onları ellerimde yuvarladım. Kahve yapacak kız ne yapsın? Aa bak 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 bak. Vetere girdi, vetere girdi. Hakkımı savunurum, hakkımı kimseye de yedirmem eğer haklıysam yani kesinlikle. Niye girmek istedin o kadar? Kız seni sokmak istemiyor. Ama yaptığı hareket doğru muydu sizce? Doğru değil. Onu tartışıyoruz biz de. O yaptı. Doğru böyle değil. Yaptı mı? Evet yaptı. Doğru değil. Sen ben diyorum. Sen ona ne kadar mesafe yaklaşmıştın sana böyle yaptı. Burnunun dibine girdiyse burnunun hak dibine ettin diyeceğim. Girmedi. Şu kadar girmedi, mesafedeydi girmedi. Ve ittirdi. Yaparım bunu biliyorsun. Ya. Geç o yüzden geç. Ben ama görüyorum burada. Ama ben neler daha neler yapabilirim. Ben öyle dedi? Duydum Hatice. Dedi öyle dedim Hatice. Yaklaşma dedi. Daha neler yapabileceğimi düşündüm. Yapabilirim ağzına yapıştırabilirim ya, dedi. Bak, evet. Çünkü ellerini suratına vurur. Öyle ya, miydi? Tabii canım. Yani. Ama kayınvaliden de bu arada ne dedi? Bana öyle yapsalar Sivas'aydı iyi olurdu dedi. Şu an resmen kaynanaların yanında. Yani şov şov. Ve bundan sonra puanlama olacak. Ben şu an gerçekten bekliyorum. Söyle geldi Kızla. Kendisi. Güzel. Puanlama bir an önce gerçekleşsin bunu. Şovunu yapıp sadece. Geldin mi şu an Hatice? Şov değil. Siz de yemeklerinizi önce bitirseydiniz, götürseydiniz. Bu bana özel bir şey değildi yani. Ne bir kavga bugün? Ne kavga? Ne oluyor? Fatih Bey ben yokken mutfağıma girmişler ama. Bu sen, yapılır mı? Sen nereye gittin? Ben kayınvalidelere kahve götürmüştüm ama. Puanlamadan önce bu normal mi Fatih Bey? Olabilir. Sen puanlamadan getirseydin, önce bu normal mi? Yemeğini bitirseydin, ne götürseydin. Ne mal vermediğin kaynanana? Biz böyle bir kural koymadık. Böyle bir kuralımız yok. Gidemez. Hatta dedim ki işiniz bittiği zaman dedim. Ha bir kahve de yapsaydınız içerdim dedim hatta. Bunu yine Hatice yapmıştı. Hatice şov için bize değil kayınvalide. Siz tamam ya. Sizlik bir problem ben şov yok yapıyorsam ki. Sen de yap. Ay bugün ne gerildiniz? Ne gerildiniz bugün? Ne gerildiniz valla? Uf bir yemeği yapamadınız. Çok üstüme geliyorlar çok ya. Çok üstüne. Ay sıkıldım. Ay biraz yumuşayalım. Yumuşayalım biraz ya. Aman hadi canlanalım biraz. Ha, oynayalım o zaman. Evet canlanalım biraz. Gelsin canlansın. Müzik gelsin. Gelinim mutfakta. Tabakta, tatlımakta, gelin. Aşkım benim. Saygı bekliyorum ayolarda. Ben de seni arıyordum. Ağlayacağım. Nasıl sürpriz ama. Ben biraz önce aradım. Neredesin dedi. Bir şey vardı konuşuyor. Dışarıda konuşuyor. Hiç aklıma gelmedi. Kapa kapa dedim. Kapa kapa dedim. Ama böyle işte sürpriz. Ay çok büyük sürpriz. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ölecek. Deme şunun yanına geçiver. Ama harbi ölecek bu yazı. Ya. Bu da öyle. Gördü içeride beni demin. Sakın diyorum ses etme. Ama ben geleceğinizi hiç sanmamıştım. Ben söyledim zaten. İşte, geleceğim. Ben öyle. Kalmayalım. Ben zaten öyle. Zamansız geldiğim için. Yemekciğim nasıl buluyorsun yani. Yemek yapmalarını Allah aşkına söyle. Bak şimdi bunu Elif çok yapmış. Çok birbirinizi yiyorsunuz ya. Ay. Ya. Bir kere Fatih Ürek inanılmaz bir gurmedir ve korkunç güzel yemek yapar. Yani bak. Bize bir sofra çıkartın. Benim yardımcılarım var ben yardımcılarımla ama o hem çok titiz
hem de inanılmaz bir sofra çıkartır yani. Eti, yanında balığı, yemiyorsan tavuğu, tavuk yemiyorsan sebzesi. Tabii, onun için bu programda yani o kadar meç ettik ki. Ben tabii... Kolyen de sinirimi bozdu yani. Onun için verebilirim. Ama ben kaynanamla sonra yarışmayı düşünüyorum zaten. Sonra. Evet. Ben var bizde gelecek demek. Demet Hanım ben hiç istemiyorum. Ben gelin de siz şimdi Demet Hanım'sınız ya gıkını çıkarmazsınız. Aa bak bununki başarılı duruyor. Ya göstereyim mi? Tadına da bakacağız mı? Şöyle bir bak bak. Şöyle fındık nasıl kadar. Nasıl açım var ya. Demet'e bak. Ne yapıyorsunuz siz? Kaymak Kaymaklar orada. Bakayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bak bununki de fena değil ha. Niye bu köfte mi var içinde? Evet köfteli erişteli. Ceviz var onun içinde Demet abi. Allah aşkına erişte görüyor musun içinde Demet? Karıştıralım görelim. Erişte biraz hamur olmuş. Aa olsun lezzeti önemli ya. Evet biz her lezzetçiyiz. Şeyde de görselliğe bakmayın. Ben şeyciyim. Lezzetçi. Damak tadı evet damak tadı. Hayır madem de öyle ama bizi çekemiyorlar Demet Hanım söyleyin bunları kızım evet. Bunları. Hiçbir şey olmaz. Şimdi Demet de aslında bana gurme diyor ama aslında o da çok iyi yemek yani güzel yemeği çok seviyor. Güzel yemek i̇şte sever. İşte bu. O da bu. Biz bir de tatillerimizde mesafatıyla işte Bodrum'a gidiyoruz, Milano'ya falan filan gidiyoruz. Evet. Bütün menüyü söylüyoruz. Olsun gözümüzde olsun. Onu da söyle. Hakikaten. Onu da söyleyelim bir söyle. Hakikaten sofra doldursun. İnanılmaz seviyor. Sofra dolsun böyle. Tabii. Bir, önce ama gözün yedirme. Doyacak tabii. Hadi çabuk çabuk bitirin. Bekliyorum sizi çünkü sıcak baklava getirdim. Ya hayır onlar bizim değil. Lıktı yemin ederim üstüne. 15 dakikadır beni bekletiyorlar arkada. Ya hiç bilmiyorum. Ben de biraz önce telefon i̇şte açtım. İşte ama sürpriz böyle olur. Nasılsın? Kapa kapa dedim. Kapa dedi. Şantinon kapı görüşürüz dedi bana. Tamam dedim. Sen kafa gitti tabii değil mi? Ay Demet kusura bakma rahatsız ettim seni. Ay Demet, şu şarkıyı söyleseydin bari. İçtesim. Arkamdan verirsiniz şarkıyı da. Hadi o zaman da. Bir şarkı gelsin değil mi? Evet. Benim yani. Sizlere gelsin. Kimler? Hadi kızlar. Patlayanlar, patlayanlar. Ne güzel, ay, oho olsun. Gelsin, tam bize oldu bu şarkı yalnız. Oho olsun değil mi? Ömer'in de kulaklarının içine atalım. Keşke Hatice kaynaların yanından gelmeseydi, biz iyiydik burada. Tabii o yüzden karıştırın değil mi birazdan masamı? Sen o bilezikler zaten bir sinir bozucu. Ama öyle demeyin, ya, hak ettim kazandım aldım. Bu arada haftaya biliyorsunuz Fatih Bey'in doğum günü. Aa süper. Ben zaten hediyesini getirdim, onu kuliste vereceğim. Burada göstermeyeyim. Aa. Tabii onun için geldim, ben programa girmek için gelmedim. Hayatımda gördüğüm en çılgın kız, aklına eseri hemen yapar, hiç düşünmüyorum. Evet, takip ediyorum ve çok beğeniyorum, kendimi sizi görüyorum resmen. Ben öyle güzel çılgınlıklar yapıyorum. Mesela eşim de Okan da Fatih'e başka türlü güzel onu şaka yoluyla şey yapıyor. Ama yani Fatih kopuyor artık. Yani inanamıyorum diyor. Aklımın ucundan geçmedi diyor. Bir şey diyor. Söylemek istiyorum. Gerçekten yani benim hayatımda böyle bir hani kardeş gibi. Çok da Okan çok başka bir insan. Yani ben arkadaşım çünkü biz neredeyse kaç senelik bir arkadaşız. Ama şey çok zaten biz de bakıyoruz dışarıdan bakınca da sürekli birliktesiniz ve o yakınlık çok Demet'in görünüyor zaten. Demet'in en büyük şansı o anda öyle bir adamı eşi olması, seçmesi. Okan bir tane şahanedir ve hayatını beni çok böyle az güldüren bir nadir insanlardan biri. Çok eğleniyorum onu, çok seviyorum orada. Vallahi öyle. Sizi seviyorum. Kolay gelsin. Hadi bitirin sonra yiyelim bu yemekleri. Tamam. Bitirin, öpüyorum. O zaman alkış! Teşekkürler, çok teşekkürler ediyoruz. Demet takıldı. Mutlu oldu mu kız? Ağladı öyle ya. Öyle bir mutluluk yok. Ben görünce şok oldum ya. Yemek, gelmez diyordum yani. Yemek olmuş, bu anlamı olmuş. Şu an ne verirseniz kabulüm. Bugün benim moralimi bozamazsın. İnanın, Hatice. İnanın vallahi bilmiyordum. Vallahi ben biraz önce dedim ki telefon açtım. Bir şey bir konuşuyordu. Demet Akalın içeri girince ben setten birisi içeri girdim. Sandım böyle şok oldum. Onun olduğunu anladığım anda böyle... Sanki böyle zaman durdu. Bir an önce sarılayım dedim ama tabii içeri girişi vardı. Böyle şok geçirdim yani zaten hani beklemiyorduk hiçbirimiz. Fatih Bey de beklemiyordu. Ama galiba en çok ben şok oldum onu görünce. Çok yani mutlu oldum. Evet sevgili seyirciler haftanın finaline iki gün kala çok güzel mutfağımıza bir sürpriz oldu. Bir starımız geldi. Demet Akalın burada. Yemeklere baktı, gelinlere baktı. Kim ne yaptı? Şimdi efendim o zaman biz de sunuma geçip puanları alalım. Sunum başlasın. Çok tatsızdı. Bence sizin ağzınız tatsız. Ben şov yapmam. Şov sizin işiniz, ikinizin. Beşlik bir tanesini keşke seçseydin ya. Seninkini mi seçseydim?
sen düşman olarak gördüğün için, bizimle savaştığın için böyle görüyorsun. Halen Hatice'yi kötülüyorsun ya. Kim dost, kim düşman seçemiyorum yani. Çöpe attığını bilmiyordum. Bu nimete gerçekten saygısızlık. Görüntüler verilince toparlayamayıp özür diliyorsunuz. Günün birincisi. Sevgili seyirciler, evet bugün güzel bir sürpriz yaşadık. Sevgili Demet Akalın geldi burada, gelinlerimizi gördü, yemeklere baktı, burada olmak istediğini söyledi. Siz de burada gelin olun, olmak istiyorsanız efendim. Gelinler, kayınvalidenize söyleyin, hemen başvurularınızı yapın. kanalde.com.tr'ye başvurularınızı, formları doldurun, gelin buraya. Siz de yarışmacı olarak gelin ve çok büyük sürprizler olabilir diye. Bu arada Demet Akalın'a çok çok teşekkür ederiz geldiği için. Canım arkadaşım, çok teşekkürler. Hayat gerçek devam ediyor. Ya geldik yarışmanın tadım ve puanlamalarına. Puanlar verilecek. Ve kayınvalideler gelecekler, teker teker tadına bakacaklar yemeklerin ve puanlarını verecekler. Bu arada hangi gelin hangi puan alacak? Çünkü haftanın finaline 2 gün kaldı. Bugün çok önemli bir gün bence. Bugün bütün böyle tamam diyor. Buradan sonrası olur diyor diye başlayacağız. O zaman vakit kaybetmeyelim ve tadım yapacak ilk kayınvalidemizi çağırıyoruz efendim. Hüsniye Hanım diyor. Ay bir güne böyle şey gel, sakin gel hayatım. Sakin olmuyor ya. Vallahi sakin, şurada donuyorum. Ritüeller falan. Ne güzel oldu değil mi sürpriz Demet Akalın geldi. Evet çok heyecanlandık. Yine öyle de öyle, candır o. Öyle gelir öyle. Çılgındır. Kızdırı kızlar, kız çizmadığını da gelir öyle. Maşallah. Bugün yemek yaptılar. Erişteli köfte yaptılar. Bakayım mı? Hemen. Buyurun. Birinci tabağı açtık. Bunun karakteri biraz üzülmüş gibi. Karakteri mi? Öyle bir karakter gördüm şu an. Üzülmüş bir çorba. Yapan da üzgünmüş gibi. Fena değil ama. Evet. İkinci tabağı açalım. Bunlar birlikte dertleşmişler galiba. Aynı tavırdalar. İkinci tabak. Üçüncü tabak. Bu onlara göre biraz daha... O neymiş? Göbek mi atıyor? Bu biraz böyle sanki hani insan korkar donar kalır ya. Bu donmuş kalmış korkmuş. Başıma ne gelecek diyor. Hüsnü Hanım'ın olağanüstü yorumları. Gidi hepsini de bunu yaptı. Ama donmuş kalmış da iyi olmuş. Ha. Kızlar yani güzel demek ki. Dördüncü tabak. Bu artık ne halim varsa göreyim modunda. Gerçekten öyle bir duygusu hissettim böyle. Vallahi hepsi birbirine benziyor. Güzel mi yani? Çorba gibi değil ama lezzetleri güzel. Lezzetleri güzel. Bugün daha yumuşak yani. Yani yumuşak olmak zorundayım çorbalar. Çorba kıvamında not verirsem ben bu tabaklara not vermeyeceğim o zaman. Allah. Ama öyle, öyle ama lezzetlerine göre bakarsam not çıkacak. Zaten öyle yapacağız şu anda. Ama şu var ki demek ki çorba dedik biz, çorbaya benzetmedi Hüsnü Hanım. O zaman biz puanlara geçelim. Üç. Üç puan. İkinci tabak. İkinci tabak 5. 5. Üç. Bu da 3. 3. Bir tane 5'im var, gerisi 3. Yani. Evet. Fena değil. Hüsnü Hanım bugün şeyden geldi böyle.
Bakalım bu tabaklar kimin? Üç tane üçümüz var, bir tane beşimiz var. Madem öyle açalım efendim. Bakalım dördüncü tabak yavaş yavaş açalım kiminmiş efendim. Açıyoruz. Emel, üç bak. Bugün herkes kırılmasın. O zaman üçüncü tabağı açıyoruz. Evet, kaçtık. Elif, üç puan. Gel şimdi birinci tabağı açalım. Ama ben onun için böyle kendi kendime dedim ki böyle bir gelinler hoplasın. Hoplasın istedim böyle. Tabii ki beş puan alan tabağımızı açıyoruz. İkinci tabak beş puan aldı. Birinci tabak üç puan aldı. Hatice mi? Cansu mu? Cansu mu? Cansu mu? Hatice mi? Hatice mi? Cansu mu? Açalım efendim. Kaldırın. Cansu! 5 puan. Cansu. Teşekkürler, afiyet olsun. Ve 3 puan Hatice'ye gidiyor. Bugün Hüsnü Hanım kimseyi kırmamaya çalıştı efendim. Güzel. Buyurun efendim, birinizi alayım. Ah, ben daha önce de söyledim puanlama gelmeden önce ama bunu bugün söylemeyeceğim. Cuma gününü bekliyorum ya, bu puanlamayı ben Cuma günü açıklayacağım. Afiyet olsun. Merakla bekliyoruz Cansucuğum. Acaba ne yapmışız biz? Niye teyze bugün çok stabildi durumunuz. Yani büzüşmüş, donmuş. Hepsine bir yorum yaptınız, kötü yorum. Sağ gösterip sol vurdunuz. Hepsini de beğendiniz yani. Ama yani eğer şunu yapacaktım ben burada aslında. Bunlar gerçekten çorba tabağı böyle olmaz. Çorba dediğin kıvamında olur. Ben buradan giderken de Hatice'yi uyardım. Çorba evet burada zor şartlar altında yemek yapıyorsunuz ama onun bir matematiğini yapıp çorbaya çorba yani çoğu puding kıvamında. Onun için hakkaniyetli davrandım. Ben de sorabilir miyim şimdi? Ben de baktım tadına ama sizin yorumunuzu tabakla ilgili ayıran böyle hani lezzetinden bahsettiniz ya. Ne bileyim bunda bu daha şöyleydi dediğiniz bir şey var mı benim tabağım için? Lezzeti... Yani iki puanı arttıracak şey o lezzette tadına, bana tanımlayabileceğiniz. O hazzı hissettim yani yemeği yerken bir keyif almam lazım. O keyfi hissettim. Hatta ilk tabağı yorumlarken dertli bir tabak diye ikinci tabak da bu da onunla söyleşiyor dedim. Teşekkürler. Evet Hüsnü Hanım geldi, puanlarını verdi. Puanlar birdenbire değişti. Haftanın ortasındayız. Finale iki gün. Yani haftanın finaline iki gün kaldı. Puan durumu ne olacak ve bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani bekleyeceğiz derken tadımlar yapılacak ve puanlar başlayacak. Hemen efendim ben tadım yapacak kayınvalidemizi almak istiyorum. İkinci kayınvalidemizi. Güler Hanım buraya geliyor efendim. Güler Hanımcığım bu yemeği biliyorsunuz. Daha önce tattınız. Evet. Farklı bir şekilde yapılmış olabilirsiniz ama bizimki bugünlük menümüz de böyle. Hı-hı. Merak ediyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Biraz koyu ama güzel. Güzel. İkinci tabağı. Bu biraz daha tatsız geldi. Tatsız. Evet. Üçüncü tabağımız. Kuyruğu da hemen hemen hepsi aynı. Tadı? Aynı gibi fark etmeyin. Dördüncü tabak. Koyuluğu hepsinin aynı. Tatlar? Sadece şu baştaki biraz daha çok bir tık farklı geldi bana. Öyle mi? Evet. O zaman puanlara geçelim. Geçelim. Birinci tabak.
3. 3. İkinci tabak. İki. İki puan. Üçüncü tabak. Kaç puan verirsiniz buna? İki veriyorum. İki veriyorsunuz. Dördüncü tabak. Buna da üç veriyorum. Şöyle ikileri açalım mı? Açalım. Buyurun. Bu tabağı kaldırıyoruz. Hazırdır Elif. 2 puan. Ben öyle yapacağım. Bir de üçü açalım. Üçü açıyoruz. Dördüncü tabak, 3 puanlık kaldırıyoruz. Hatice, 3 puan. Ve? Cansu mu, Emel mi? Evet, Cansu mu, Emel. Siz söyleyin Fatih Bey, çok güzel söylüyorsunuz. Cansu mu, Emel mi? Evet. Emel mi, Cansu mu? Evet. Cansu, Cansu. Ne yapalım o zaman? 3, bunu açalım. Bakalım kimmiş. Efendim. Kaldırıyor. Kaldırdık Emel. 3. Gelinler çok mutlu değil. Sevinemedim pek ama. Gelinler çok mutlu değil. Tık şunu kaldırırız. Zaten sona kaldı. Cansu 2 puan. Güler Hanım demek oluyor ki yemeğinizi beğenmemiş efendim. Teşekkür ederim. Neyini beğenmedin? Bir dakika önce ben sorayım. Bana şu evet, katkısını getirebilir misin? Anneciğim. Sorabilirsin kızım. Anneciğim bir şey soracağım. Sor yavrum. Bir tık dedin, yukarıda dedin tadı. Evet, daha lezzetli geldi dedin. Niye dört vermiyorsun en azından? Madem beşlik tabak da yok. Ya işte. En azından dört verebilirdin. Sadece bunu demek istiyorum sana. Bir de ikinciyi lezzetin bulmadım dedim. Bir verebilirdin. Evet sevgili seyirciler. Heyecan dorukta, puanlar birdenbire değişiyor. Haftanın ortasındayız. Haftanın finaliyle 2 gün kaldı. Bunu hep tekrarlayacağım. Bu puanlar bu 2 günde nasıl değişecek? Haftanın birincisi kim olacak? Kim 5 altını alacak? Merak ediyorum, merak ediyorum. Kim sallamasa ben alacağım. Diyoruz ve tadım yapacak 3. kayınvalidemiz geliyor. Sevgül Hanım geliyorlar. Maşallah formda kalmışsınız vallahi. Kendimi seviyorum. Öyle mi? Spor yapıyor musunuz? Yapmıyorum aslında. Öyle hani bazen... Aynen biraz ne, genetik. Ne güzel ya. Bazı genetik insanlar böyle yiyirsin, yiyirsin evet. Kilo almasın. Ne almıyorum. Vallahi billahi. Buyurun. Heyecanlanıyorum. Heyecanlanmayın. Lütfen tadını bulun. Gerçekten böyle bir atıyor mu? Kalbim ağzımdan çıkacak. Heyecanlanmayın. Gerçekten böyle böyle tadını çıkara çıkara... Tadı gayet güzel. Terbiyeli mi, terbiyesiz mi? Terbiyeli olmuş. Bakalım bunlar nasıl? Bakalım terbiyeler devam ediyor mu? Ha, bu biraz fazla terbiyeli olmuş. Ha. Evet. Bunun terbiyesi fazla kaçmış. İçinde erişte de var, hı-hı, köfte de var, terbiye de var. Nasıl? Biraz fazla olmuş diyorsunuz terbiyesi. Terbiyesi biraz fazla kaçmış. Tat? Evet. Tatlar aşağı yukarı aynı. Tatlar aynı. Üçüncü tabağa geçiyoruz efendim. Bu biraz tatsız olmuş. Tatsız mı olmuş? Evet. Aklınızda tutuyorsunuz. Aynen, tatsız olmuş. Tatsız.
Buyurun efendim. Yani fena değil ama en tatsızı bu geldi. O zaman puandan hemen başlayalım. Bir. Evet, birden beşe kadar veriyorduk. Evet. Peki ben en tatsız bulduğuma... En tatsızından yapmak, puan vermek istiyor. O zaman aynen. Verin. Kafam karışmasın. En tatsız bu muydu? Evet. Kaç? Bir. Yani bir. Evet. Puan. Üç numaralı tabağa. O zaman başlayalım tekrar. Bir numaralı tabak. Beş. Beş. İki numaralı tabak. İki. İki. Ve dört numaralı tabak. Dört. Dört. Tabakları kaldıralım. Ama iki numaradan başlayalım. Bu tabak kimin acaba? Kaldıralım efendim. Yavaş yavaş kaldıralım. Buyurun. Gidemiyor. El gitmiyor. El gitmiyor. Hadi buyurun efendim. Tabii gönül ister ki kendi geline puan gitsin efendim. İki numaralı tabağı kaldırıyoruz. Acaba kimin diyoruz? Kalkıyor! Enel. İki numara. Dört puan aldım ben. Ben numaralarla puanları karıştırıyorum ama kusura bakmayın seyircilerim. Hani olur ben de heyecanlanıyorum. Dört puan alan tabağımız. Ben bugün çok kötüyüm. Çok mu kötü oldun? Titriyorum vallahi billahi. Ama iki gündür de çok kötü gidiyoruz ya. Hadi inşallah. 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 Hadi buyurun efendim. Düşersen beni tutarsınız. Tutarım. Maşallah sizmiş olmaz. Kaldırıyoruz efendim. Dört puan alan tabak. Bu da kötü bir puan değil ama. Değil. O zaman kaldırıyoruz. Elif dört puan aldı. Ve Hatice mi? Cansı mı? Beş puan kime gitti? Tut beni. Ay eller buz gibi. Tut beni. Eller buz gibi. Hakikaten heyecanlandı sevgili hanım. Eller buz gibi. Vallahi ama bayılacağım. Yani artık kaderden kaçılmaz. Kaldıralım. Hemen kaldırıyoruz. Beş puan. İlk defa. Cansu beş puan. Ay. Çok gel bu tabağı da kaldıralım. Gel bu tabağı da kaldıralım da bari usulümüzü geçirelim. Push-up tabağı kaldırıyoruz, böyle kaldırıyoruz ve Hatice bir puan. Hatice, sizi alayım ben yerinize. Biz bunu bugün kutlarız artık. Annemden ilk beşimi aldım. Ay nasıl var ya, her yerim titriyor. Ben de. Senin orada ellerin soğuyor, benimki de ateşten şey yanıyor çok yani. Şükür. Afiyet bal şeker olsun. Gelinizin tabağını buldunuz ya. Allah'ım şükürler olsun. Siz de oyun mu oynuyorsunuz? Allah'ım şükürler. Buldunuz derken geldiğimden beri bu kaçıncı gün? Kadın en sonunda bir beş vermiş, onda da buldun mu oldu demek yani? Ki hayır, siz kayınvaliden benim tabağımı bulunca oyun oynuyor diyorsunuz ya. Senin kayınvaliden hep buluyor ya. Ama senin kayınvaliden hep yapıştırıyor. Ama bundan sonra bulmayacağın ne malum? Şu an başladı diyorsun. Ne güzel yani işte. Ne güzel. Artık bu kadar günden sonra bir beş demek almış. Oyun bence buna laf söyleme demek ya. Ki burada ne demek söyleme ya? Burada tatsız bulduğunuz neydi? Hepsi aynıydı. Aynı malzemeleri kullandık, aynı şeyi yaptık. Tatsız çok neydi? Çok suluydu. Nasıl soruyor ya, Allah aşkına birbirinin tatsız. İçine girmiş ya. Çok tatsızdı. Bence sizin ağzınız tatsız. Hepsi aynı malzemeyi, o zaman ben sizlerden şüpheleneceğim yani. Kesinlikle ne koyuyorsunuz? Hepsinin tadı aynı değil. Nasıl hepsinin tadı? Tadı da aynı olsa kıvamı aynı değil. Ya kıvamı da aynı bir değil. Dakika ya. Ya Allah aşkına görüyoruz, hepsi de çorbalıktan çıkmış muhallebi olmuşlar. Kıvamı nasıl aynı olmayabilir? Ya ceviz kadar yaptın, büyüttün şeyleri ne olmuş? Niye bunu bu kadar ne savunuyorsun? Ne demek ceviz sanki ya? Sanki 5-5-1 aldın Hatice. Bak tadım yapanlara söyler misin? Hatice 5-5-1 almadın burada. Niye benim kayınvalidemin üstüne bu kadar geliyorsun sen çünkü. Ya? Bir aldım çünkü. Bir aldım ve bir tabak değildi. Hak etmişsin, almışsın. Kayınvaliden de her gün 5-4-5-4 veriyordu. O da sana bugün 3 verdiyse demek ki kötü yapmışsın gerçekten. Kötüyle alakası yok. Hepsi aynı dedi. Aynı olduğu için seçemiyorum dedi, o puanı verdi. Bak şuna dikkat et. Kadın dedi ki tatsız olan dedi. Bu dedi. Bunu ilk puanlayabilir miyim? Unutmak istemiyorum evet. Dedi. Anladın aynen. Mı? Tamam ben de soruyorum nesi tatsızdı dedim yani. Tatsız soru, dedi genel olarak. Çünkü aynı malzemeyi dedi. Kullanıyoruz. Gelip teftiş ediyordunuz ya. Her gün aynı malzemeyi kullanıyoruz. Diye. Neden aynı yemekleri
şeyleri çıkartamıyoruz Hatice. Niye? Neyi sorguluyorsun ben ya? Ben bunu sorarım. Aynı tabaklar, aynı şeyler. Siz ay bana gelip soruyorsunuz ya. İlk defa beş verdim. Ya. Keyfimi bozmayın. Hatice kayınvaliden mi beş verdi kızım? Ona niye söylüyor? Kayınvaliden mi? O benim niye beş verdiğimi sorgulamıyor. Cansu'nun önceden hani kayınvalidenin senin tabağını bulduğunu hep söylüyorsun ya diyor. Ben size tekrar açıklama yapmak zorunda kalıyorum ya hep. Sevgili Hanım da o zaman senin tabağını buldu mu Cansucuğum diye soruyor. Konu bu. Ha işte ben de ona diyorum ki bu kadar gündür gelmişim. Kayınvalidem tabağımı direkt bulacak bir insan olsa ne ilk günden beri 5-4 yapıştırırdı. Yani bana bir güzel tabaklarıma 5 verir. Arada da haftada bir gün bana 1 verirdi, 3 verirdi ki kimse çakmasın aman oradan da üstümüze gelmesin. Çok güzel senaryo yazıyorsun ya gerçekten. Ya var ya gerçekten kadın ilk defa 5 verdi ona da tabağını buldu mu dedim. Bence gerçekten çok mantıklı. Zaten ne söyleyebilirim? Buldu işte ne bu saatten sonra. Hayır ben benimkini bulduğum bugün zaman... Bugün de hoşuna gitmiş biraz susar mısın? Susar mısın biraz? Ben konuşuyorum artık. Ben konuşurken sen sus anladın mı? Tamam abla. Ben diyorum ki burada hani kayınvalidem benim tabağımı buluyor. Biz oyun oynuyormuşuz bunun açıklamasını yapıyorum. Diyorum ki demek ki lezzetli yapınca kayınvaliden seninkini de bulabiliyor. O zaman siz de mi oyun oynamış oluyorsunuz? Demek damak ki sen de bugün lezzetsiz yapmışsın. Bak değil mi damak tadına hoş gelmiş deyince biz de böyle söyleyince kesin bir şey var. Siz öyle Cuma günü çıkartacağım sizin ne yaptığınızı. Siz öyle siz damak tadı demiyorsunuz. Siz en lezzetlisi diyorsunuz. Genel bir lezzetten böyle tek bir lezzetten lezzet bahsediyorsunuz. Lezzet arıyoruz ne yapacağız? Ben geldiğimden beri damak tadı diyorum. Damak tadına göre lezzetten bahsediyorum anladın mı? Sonuçta lezzete sen gidiyoruz lezzet değil mi? Diyorsun. Sana göre damak tadı diye bir şey yok. Sonucunda lezzete gidiyoruz değil mi? Damak tatlarımız tabii ki de farklı. Hatice bak değiştirme bunu. Sen damak tadına inanan bir insan değilsin. Tamam. Ben lezzet arıyorum. Bugün lezzetli yapmıştın. Tebrik ediyorum. İlk defa Cansu hamile sevindi. Bebecik de orada sevindi, mutlu oldu. Benim babaannem buldu benim işte annemin tabağını. O da orada zıpır zıpır zıplıyordur mutlaka. Çok mutlu oldunuz. Ben de mutlu oldum bunun için. Evet gelinimin tabağını ben de beğenmedim. Cansu'nun elinin lezzeti geçmişti. Ama bence bunun bir sebebi var. Hatice bunu da bilmeni istiyorum. Senin bugün lezzetini kaçırmanın asıl sebebi perde indikten sonra burada bayağı bir patırtı gürültü oldu. Senin sesin çok yükseldi. O kadar gerildin ki lezzetini kaçırdın, öfkenin peşinden koştun gibi geldi bana. Hüsniye teyze bence gelinin bugün lezzetsiz yemek yapmasının nedeni şov peşine düştüğü için olabilir mi? Neyin size, şovu ya? Size kahve taşıyacak diye hızlı hızlı bir an önce yaptı köfteleri cevizle. Yo. Ben ona bağlıyorum. Hiç. O sana evet. Bir dokunmuş ayrı mesele de o ondan değil. O burada herhalde bir fikir ayrılığı ya da kendini ifade edememe durumu oldu. Kendini izah edeyim derken öfkesinin rüzgarıyla bayağı bir ses yükseldi. Ben şovuna bağlıyorum. Bir an önce köftelevi falan nasıl böyle bir ben şovumu yapayım gideyim kayınvalideleme kendimi ya şey Elifciğim, diye. Ya Elifciğim sen de bir an önce şey yap ya sen de kahveleri yap gel be kızım. Bak ben senin kaktüsünü seviyorum. Ben şov yapmam. Şov sizin işiniz. İkinizin. Sevgili seyirciler. Sevgili Hanım ilk defa gelinine 5 puan verdi. Dengeler değişiyor. Müthiş değişiyor dengeler. Bakalım bugün ne olacak? Günün birincisi kim olacak? Günün birincisi çünkü haftanın final gününe 2 gün kala ne puanlar? Ne olacak? Ay, merak ediyorum. Hemen son tadım yapılacak. Kayınvalidemizi buraya çağırıyorum. Gülseren Hanım geliyor. Nasılsın? İyiyim. Bugün gelini çok mutlu oldu. Demet Akalın da görünce. Ama ben geleceğinizi hiç sanmamıştım. Geldim. Söyledim işte, zaten. Geleceğim. Ben öyle şey yapamam. Ben zaten öyle zamansız geldiğim için. Şimdi bir 5 versin. Demet geldi, gönlümüz yaptı gitti ama bir de puanlar, bir de 5 versen tamam. Bir de 5 versin. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Buyurun açınız, böyle koyunuz ve bakınız efendim. İyi. Tamam. İkinciye bakalım. Bu da iyi. Hepsi aynı gibi. 3 numara tabak. Bu da çok koyu. Ne olmuş? Bu da koyu olmuş biraz. Koyu olmuş değil mi? Evet. Bu da aynı. İyi.
Buna da iyi değil. İyi değil de kendim notumu veririm sonra. Tamam. Dört numaralı tabak. Nasıl buldun onu? O da aynı. Aynı. Dur şimdi. Gel puan verelim. Üç. Üç. İkinci tabak. Bir. Bir. Üçüncü tabak. Beş. Beş. Dördüncü dört. Tabak. Dört. Dört. Gel. Kız Elif sana mı dedim? Kız Elif. Birinci tabağı kaldırıyoruz. Kaldırdık. Elif. Kaç vermiştin? Üç. Gel. Ona. Kaldırıyoruz. Cansu. Dört. Gördü müydü o? Tamam. Dört. Teşekkürler. Al. Ve Hatice mi? Emel. En son hep ben kalıyorum, ölüyorum ya da. Hatice mi? Emel mi? Bilemeyeceğim. Hı. O zaman 5 puan alan tabağımız 3 numaralı tabaktır. Efendim ve sevgili Gülseren Hanımcığım kaldırıyor ve Emel. Emel 5 puan aldı. Nefes aldım. Ve bu tabağı da kaldırıyoruz. Kaldım. Hatice. Hatice 1 puan. Buyurun. Sizi alayım ben. Aynı performansı bekliyorum. Benim kayınvalideme nasıl böyle çıkıştaysam aynı performansı bekliyorum. Sen hiç merak etme. Siz orada sevgi pıtırcıkları zaten. Beşleri alınca böyle oluyorsunuz zaten değil mi? Biz hep böyleyiz. Hep böyle değilsiniz. Kötü gördün mü? Hep el eleyiz böyle. Çünkü ben hakkını savunuyorum. Senin gibi öyle de. Ha tamam. Ha, senin tamam, gibi bağırıp çağırıp ne Hatice burada Allah aşkına? Kabul etmiyorum ben öyle. Ne altınmış arkadaş böyle. Altın söz konusu değil burada. Yemeklerimiz yarışıyor anladın mı? Ben günlük olarak sadece hakkımı savunuyorum. Evet sen düşman olarak gördüğün için bizimle savaştığın için böyle görüyorsun. Düşman rakip olarak görüyorum. O kadar sinirlenmiyorum. Düşmanı sen Hatice kabul et bugün yapamadın. Bugün olmadı. Sizinle zaten konuşmuştum. Neye göre puan verdiniz? Bu üçüncü tabağı dediniz ki, bu çok kuru olmuş dediniz, ona beşi bastınız. Yani damak yani, tadına uymadı. Ne yapayım? Damak tadınıza falan uymadığınızda... Tat duyuyor şey. Evet evet, zaten şimdi de ona sığınırsınız. Ne puanlar verdiğinizi, ne damak tadarken neyi söylediğinizi, ne düşündüğünüzü bilemediniz. Beşleri alın Kadir'i de bir alınca mı koçak rastgele bu dediniz, verdiniz. Çünkü o üçüncü tabak kuru olmasına rağmen, çorba diyoruz ya, bizimkiler de çorba değil ama... Bariz üste yani çıkmış yani. Bana güzel geldi ne yapabilirim yavrum? Tamam ama hepsine güzel dediniz. Düşündüm seninkine de güzel. Çorba ne yapabilirim Hatice? Acı dedi seninkine güzel. Allah aşkına acı diyor hepsi aynı. Tabii. Hepsine pul biber koyduk biz bunu. Acı nasıl olabilir ya? Ya yani acı farkı yoktu. Acı derken damak tadına uymadığı için kötü gelmiş. Acı farkı yoktu. Zaten o biraz acı olmadı canım. Olabilir kabul ediyorum olmayabilir ama ben hakkımı hala savunacağım. Neden bir aldığımı da öğrenmek istiyorum. Olmayan bir şey. Neden aldığımı da öğrenmek damak tadım olmadı Hatice. Afiyet olsun. Bugün olmadı. Hatice hep beş almaya alışmış, alamayınca biraz üzüldü herhalde. Alakası artık bir yok. Verelim üzülmüyor. De. Ha bir bence. Verelim de derken yani biliyor musunuz tabakları? Ona göre mi veriyorsunuz? Siz biliyor musunuz da alıyorsunuz tabaklardan her gün hayır beş. Ben lezzetli yaptığım için söylüyorum. Sonra demek ki bugün lezzetli yapamadın canım benim. Tamam bugün olmuş olabilir ama diyorsun ya işte alıyordun susuyordun falan gibisinde alıyordun konuşuyorsun. Alıyordun da havalara giriyordun. Şimdi de niye bir alınca havalara girmeye? Şimdi bir aldım şansıma ben gidecektim. Ben başta nasılsam yüksek de alsam konuşuyorum düşük de alsam tamam, konuşuyorum. Tamam biz de konuşuyoruz işte alçak da aldık yüksek ya de aldık. Ya ne güzel söyledi işte yüksek de alsan konuşuyorsun düşük de alsan konuşuyorsun. Konuşuyorum. Yani yemeğinin senin iyi olmadığını bilsen de konuş. Ağzı olan konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Yüksek aldığında ben konuşmuyorum. Yo, ben lezzetsizliği aldın ki bir daha sefere daha iyisini yapacaksın. O ayrı bir şey. Ben konuşmam. Herkes hak ettiğini aldı bugün. Halen Hatice'yi kötülüyorsun ya. Kim dost kim düşman seçemiyorum yani. Çöpe attığını bilmiyordum. Bu nimete gerçekten saygısızlık. Görüntüler verilince toparlayamayıp özür diliyorsunuz. Günün birincisi...
Sevgili izleyiciler, Gelin Mutfak'ta günün final bölümüne geldik. Şimdi kayınvalidelerle ve gelinlerle bir günü bir değerlendirelim. Çok hareketli bir gün geçirdik değil mi? Evet. Sevgili Demet Akalın vallahi sürpriz yaptı. İnanın hiç bilmiyorum ben. Yani çünkü biraz önce telefonla konuştum ve buraya geldi. Yoksa meğerse burada beni bekliyormuş. Kapat kapat diye telefonu. Ve sağ olsun bana hediyesini de aldı getirdi böyle arkadaşım. Böyle bir arkadaşınız var mı hiç böyle? Yok, nerede Fatih Bey öyle öyle arkadaş, akraba bile yok öyle. Nerede? Akraba bile. Yok canım. Hakikaten çok gözü gönlü çok evet. Toktur. Çok yardımseverdir. Gerçekten öyle yardım muhtaç insanlara da yok yardımlarını koşar, yapar, ne güzel. Gider. Öyle şeyler var. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre veriyor insanların. Evet. 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 Bizim de gelinliğimizin gönlüne göre versin puanları. Amin. Kayınvalideler iyi versin inşallah. Haftanın finaline iki gün kaldı. İki gün kaldı ve iki gün sonra final günü. En yüksek puanı alan yarışmacımız, haftanın en yüksek puanı alan yarışmacımız 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük olan puanı en düşük olan gelinimiz de maalesef gelinin mutfakta evine veda edecekler. Bugün neler oldu neler? Bugün dediğim gibi biraz hareketliler oldu. Hatice bir sert tepkiler aldın. Kimden? Bakalım. Bakalım. Bakalım Emel'cik ne yapmış? Dün gelip benim masamı kontrol ediyordun. Gel Hatice'cik gel. Bakalım neyi eksik yapmasın, neyi tamam yapmasın. Bir kontrol et ve yerine git. Artık diyorum bu saatten sonra gözüm yani üzerinde. Yani Emel sen de bir senden hoşsun. Senden korkmuyorum he. Dedim daha kaç defa söyleyeceğim. Emel. Benden kork notlardan dolayı, bileziklerden senden dolayı bence korkmuyorum. Korkmalısın. Sen kork kendinden. Bu tarafa hiç gelme Hatice inan ki çok Emel. Hemen yerine geç. Ya Hatice bir şey söyleyeceğim. Yerine geç. Dene. Çabuk yerine geç. Bir dene Allah aşkına. Çabuk yerine geç. İnan ki üstüne batırırım. Yaparım bunu. Ya. Biliyorsun. Geç o yüzden. Şu benim hareketlere bak. Canını sıkma. Dün sokmuş muydun sen kendi mutfağına? Ne yaparım diyor? Üstünü batırırım. Aa. Mutfağa zorla girdi. Ya niye giriyor gelinimi mutfağına canım? Ama Hatice. Dün önceki gün Emel'e geldi ama canım. Öyle etik şey yapmadı. Sadece Emel böyle açamazsın dedi o kadar. Eyvah. Zaten bence de kapansın gözüm görmesin. Öyle mi? Kapansın. Kapansın böyle şeyler görmez. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Senin gelin biraz elim aşalı galiba. Öyle olsun. Öyle yani. Mi? Yok hiç elim çünkü, aşalı değil de. Senin gelinin gittiğinde bir temasta bulundu. Onu yapmaması öyle lazım. Öyle mi? Evet. Görmedi. Olmadı elim yanlış. Temasta mı bulundu? Evet. Şöyle bir itti geri gitti. Hayır daha ne, neler yapabileceğimi düşün. Hayır hayır. Evet. Şöyle dedi. Şöyle dedi. Yok yanlışım var. Elif şöyle dedi. Hatice dedi daha neler yapabileceğimi düşünemezsin dedi. Aynen. Demek Hatice bir adım daha attı artık ne yapar bilemem. Göreceğim yemeğini dedi. O da istemedi yemeğinin bakmasını. İstemeyince savunmaya geçmiştir. Elif haklı o zaman. Ben yani, olsam ben de yaparım. Tamam. Hatice bu kadar yakın temasa geçtiyse, Elif de kendini savunmak için Hatice'nin yüzüne elini sürerse he, daha niye yaptın olur. Deme. Bu kadar hırslanıp Elif'in üstüne doğru gitmesi doğru değil ama Elif'in yakın teması da o kadar yani kendisine elle dokunacak mesafede değildi. Halen Hatice'yi kötülüyorsun yani ya. Kim, ben seni anlayamıyorum. Kim dost kim ama. Düşman seçemiyorum anlamadım. Yani. Yani gelinin bir şey yapmadı ki. Arzu'yla bir Arzu herkesi teftiş ediyordu. Ben evet. Arzu'ya karşı dedim ki sen bu çizgiyi geçemezsin dedim Arzu için. Sen bu çizgiyi geçemezsin dedim. Ama arkadaş gelir gelmez benim masama girince ben dedim ki hayır giremezsin. Hani daha bir dur yani tanışmadık etmedik. Direkt benim masama gelip teftiş etmeye çalıştı. Giremezsin dedim. Gerdin şu an beni ya. Sinirimi bozuyorsun. Ha, kendisi mi? Sanki buranın şeyi sahibi. Biz burada şeyiz yani yarışmacı değiliz. Tek o yarışıyor. Benim mutfağıma kimse giremez diyor. Kendisi böyle bize bir ahkam kesmeler. Ben o sen de giremezsin. Giremezsin. Biraz önce bunun açıklamasını yaptım. Ya hala kendisi başka yerlerde olduğu için bunu savunuyor. Ben kendisini Arzu için öyle bir şey söylediğimi söyledim ve
Onun öncesi sen gelmeden önce Emel'in geldiğini söyledim ve sesimi çıkarmadığını söyledim. Evet, Emel gitti. Emel'e hiç elini bile dokunmadı. Hatice'den aldım kendisini ifade ederken şu var. Elif yeni geldiği ilk günde burada bir meydan okuma görmüş Elif'te. Senin daha bu hamleyi yapman doğru değil. Sen bana bir meydan okudun. Bir gelişin oldu benim masama. Aynısını ben de sana yapayım bakayım nasıl oluyor. Ben tavrımda haklıyım. Çünkü almış olduğum bileziklerim var. Bir bakayım sen ne yapacaksın? Sen daha hiçbir şey yapmadan bu tavrı sergileyemezsin diyor Elif'e. Ben bunu böyle anladım. Sen o tepkini hakikaten yani bilerek mi öyle bir şey yaptın yoksa içgüdüsel durumdan mı? Ya ama kendisi sokmayınca Fatih Bey, bir insan kendine yapılmasını istemediği bir şey başkasına nasıl yapar? Hem de zaten girmiş mutfağıma, ocağımın orasına kadar gelmiş, kapağı ellemeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Niye bu kadar zorladın Hatice? Zorladın. Üstüme de yürüdü. İzleyenler eğer gerçekten hani objektif bakınca görecektir yani. Üstüme yürüdü. Böyle burun buruna geldi. Peki. Hatice'nin söylediği, gelinime bir cevap vereyim. Kim dost kim düşman bilemedim dedi. Benden kimseye düşman olmaz. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü ben sadece doğruyu söyleyerek insanları doğruya kanalize ediyorum. Hı. Sen yanlış yaptığında senin sırtını asla sıvazlamam. Ben Hüsniye Hanım anlamıyorum Bilal ya. Bilal teyze şu an şey, ben de seni hiç anlamıyorum. Vallahi her şey ya. Bir tarafa. Evet, Hatice, Hüsniye Hanım. Bugün Hatice'miz güzel gelin. Bugün biraz öfkelisin sen. Öfkeli mi? Biraz öfkelisin gibi geliyor. Etkiye tepki meselesi diyelim. Gergin o zaman diyelim. Harfi öfke değil de gerginsin. Hani geriliyorsun bugün. Gerilebilirim. Öfkeli değilimdir. Ben tamam, çok sakinimdir. Ben gerilmiş olabilirim. O zaman bu veteri bizlerim. Bir insanlık göstermiş. İnsanlıktan çıkarmak için kızı üstüne gitmişler. Bu. İnsanlıktan çıkarmak için. Evet. Emel'in de çok üstüne gittiler ama hiç çıkmadı. Ya zaten. Hiç çıkmadı. Sana bir şey söyleyeyim. Demek sen... ki içinde o canavar var yani. Ha senin gelinin demek ki var bak yavaş yavaş çıkıyor. Ben kendi gelinimden bahsediyorum. Biraz daha nesi üstüne çıkıyor? Gelirlerse canavarlığı çıkacak. Bilal Hanım. Evet. Hatice öfkesini kontrol edemiyor mu yani? Yani Hatice evet ben bugün biraz şey gördüm. Biraz öfke kontrolsüz yani kontrol edemedi evet biraz fazla gördüm. Bak kaç haftadır beraberiz ama bu konuda Hatice'ye ben şey veriyorum hak veriyorum. Elif'i haksız görüyorum. Annem Hatice'yi savunuyor, Hüsniye teyze. Aynen. O da gelinini savunmuyor, tam tersine Elif'i savunuyor. Diyorum ki bak gelinine böyle dedi diyorum. Suratına sürer diyorum diyorum. Sandırmalı neresi adalet Allah aşkına. Ben orada dedim gelini zaten üstüne yürümüşler, çileden çıkarmışlar onu demek istedim ben orada. Kim üstüne yürümüş, kim kimin üstüne yürümüş? İlk geldiğinde... Kim gelmiş kimin mutfağına Hüsniye teyze? Bir dakika, dün alınan bir puanlama vardı yalnız. Dünkü evet. Puanlamadan dolayı üstüne gittiniz siz. Bundan dolayı da neydi? Hatice'nin fırında, mi? Evet fırının 280 derece olması konuşuldu. Başka? Bilmem ne tahrik edildi, oldu bu oldu. Elif'in işte daha önceki gelişi, meydan okuyuşu bunlarla tahrik edildi. Başka ne oldu başka? O fırından başka ne oldu? Onu da söyle. Sen söyle. Ben sizi dinledim çünkü görmediğim şeyleri siz anlattınız. Hamuru çaka attı. Hatice herkes hamur olarak. Ya biliyor sen söyle diyor bana. Hamur ben olay. Niye söyleyeyim sen ama söyle. Ama ben görmediğim şeyi söyleyemem ki. Hatice'nin izahatları ve sadece 280 dereceydi fırın. Bir özür diledi Hatice. Ona geleceğiz tamam. 230 derece. 230 derece. Hatice bununla ilgili özrünü de diledi. Tamam. Özür dileyen bir insanın üstüne sürekli gidilirse ne yapmaya çalışıyorsun? Tabii ki o da kendi savunmaya geçiyor. Ama sen ne dedin? Ne dedin? Eğer Hatice hamuru attıysa dedi dinletecekler şimdi sana konuştuğunu. Evet. O zaman ben dedinle konuşacağım biliyorum dedi. O zaman geçip izleyelim o konuyu. Bence de sıcağı sıcağı. Bir sıcağı sıcağına bir izleyelim onu. Aynen. Evet. Dünkü olay yani sen fırını 280 dereceye getirdin. Yok hamuru çaldın bu oldu Hatice bunda kasıt olmadığını. Zaten özür dileyerek özür dilemesine rağmen bunun bir erdem olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söyledi de yaptı da bunun üzerine gelinler hala üstüne gitti. Keşke buradan çöpe değil de. Bak o. Şimdi nimeti keşke çöpe değil de yana koysaydı. Fatih Bey gelmeseydi özür dilemeyecekti kendiliğinden. Hemen çöpten çıkardı. Hatice çöpe attı hamuru. Göreceksin evet. Çöp atmayıp da kenara koysaydı belki fazla ya, geldi aynen. Diyebilirdik. Hatice yayında yedim falan diye bayağı bir ısrarla bahsetti. Ama ondan ama. Farkında değil. Emel'in oradan çıkardığını farkında değil ondan. Bugün de o hamuru çöpe attı ortaya çıkarsa bir daha özür dileyecek. Tekrar özür dilemesi lazım. Vallahi dilesin o zaman.
Dilemesi lazım zaten o hamuru çöp attıysa. Ben yedim dedi, attıysa dilesin. Ha, yedim dediyse yalan söylemiş oluyor. Ya zaten mümkün değil, o kadar hamur yenmez de. Mümkün değil. Ben atabileceğini asla düşünmüyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Hatice acaba demin hamurunu tamamıyla kullandı mı? Az bir şey yine de kaldı hamurun. Ne yaptın o hamurunu? Rahatladın mı? Ne yaptın o hamurunu? Kaldırdın, ne yapacaksın, eve mi götüreceksin? 3 haftalık yarışmacı kalan hamuru ne yaptı bilmiyorum artık, attım oraları. Hamuru kaldı. Sakladım. Yedim, yedim. Ha, yedim. Belli. Çok beğendim, yedim. Ben yedim bakabilir diyorum. Miyim hamuruna? Yedim diyorum. Hamur çiğ hamur yemeyeceğini burada hepimiz biliyoruz. Nereden Hatice biliyorsun, ben belki çiğ hamur seviyorum. Yedim, çok hoşuma gitti de yedim yani. Ziyan ben olmasın diye. Ben bakacağım o zaman. Neye İzin vermiyorsun geliyorsun madem? Ben bir bakmak istiyorum ya. İçime bakman gerekiyor burada. Onu da yaparız. Kız ne yapacak? Sen orada hamur mu bulacaksın? O çoktan yok etmiştir bile. Sen neyi ben arıyorsun hemen orada? Ben bir bakmak istiyorum ya. Bir dakika. Buyur gel. Ne yapacaksın? Kemal tekrar börek mi açacaksın? Boş yere arıyorsun çok şu anda. Şimdi konuş. Müsaade ediyoruz. Konuş. Sen bunun için müsaade almayacağım. Ne demek müsaade ediyorsun? Tamam ediyoruz. Bize? Önceliği sana veriyoruz. Sen konuş diyorum. Ne konuşabilirim? Hatice kabahatini biliyorsundur. Söylememe gerek var mı? Biliyorum. Zaten Nimet'e gerçekten saygımız var. Ama yani o anki hamur muhabbeti geçince biz eli alışkanlığı ne varsa çöpe atıyoruz kalanları. Onunla beraber atmıştım ama tekrar geri dönüşümü olmadığı için alamadım. Orada kaldı yani. Yani ben kabul ediyorum diyor ama ortaya çıkınca kabul ediyor. Ben çöpe attım demedi ki zaten. İnkar ediyor yedim, baştan. Yedim, dedi. İnkar etti. Ondan başka sonra yedim dedi. Bu konuda hatalısın. Evet, farkındayım ve hatalısın. Söylüyorum. Evet, hatalıyım. O biraz o yarışmanın şeyiyle herhalde oluyor. Hı. Hüsnü Hanımcığım, bir şey diyemedim. Hayır, diyecek söz yok yani. Ben çöpe attığını bilmiyordum. Bu Nimet'e gerçekten saygısızım. Bir sürü gelin geldi gitti. Burada iki kere Hatice, iki hafta üst üste bilezikleri kazandı. Ne kadar tavrını ve duruşunu korumaya devam etsen de her zaman zirvede kalırsın. İnsanlar düştükleri zaman da dik durmayı bilmeli. Erdem insanın duruşunda, sözünden önce duruşunda görünür. Hatice bunu taşıyor. Ama burada bir gaflette bulundu. Böyle bir rekabet ortamının içerisinde bence bu hatayı daha iyi bir şekilde düzeltecek. Ben buna inanıyorum. Ona da bu yakışır. Dediler ki işte göründü Hatice, yapacaksın, edeceksin. Böyle bir hata yapamazsın. Görüntüler çıkınca özür diledi vesaire ama görüntüler verilince toparlayamayıp özür diliyorsunuz. Pekala, sen her şeyi bilmiş kadın, her şeyin lafını çok güzel yapan kadın. Siz bu dünyaya hatasız olarak mı geldiniz? Sen burada bu kadar iddialıysan ve kayınvaliden de aynı şekilde bu kadar iddialıysa senin hata yapma lüksün yoktur. Öyle bir tıpkı şey yok. Tıpkı Elif'in sana girişi gibi. Ben kraliçeyim deyip sonradan ağlaması gibi. Hatice. Gene mi ben yarabbim? Kayınvalidine kahve götürdün. Evet. Kahve götürdün. Peki sen çıktıktan sonra mutfakta ne oldu? Ne olmuş? Görelim. Bakalım. Konuşmaya devam edin. Hamile bu kız diye. Siz tartışmaya devam edin. Hayırdır nereye? Görüşürüz. Tamamen şovdan oluşuyorsun Hatice. Köfte yoğunluğunu çok merak ediyorum Hatice'nin. Hatice köftelerin boyutunu merak ayrıca ediyorum. Söyler misin Elif? Kesinlikle köftenin hepsini kullanmış ama kafam kadar yapmış köfteyi. Ha güzel. Bu da bir de buna bana kesinlikle su eklemiş bu. 6 bardak su değil. Vesmen orada 10 bardak su var. Ben de ekliyorum o zaman. Kafam kadar köfte yapmış. Ben de nasıl bitirdi ki acaba demiştim ama. Bu kız gerçekten ne yapmış ya? İyi. Köfteleri kocaman yapmış. Şu an Hatice'nin yemeğini izliyoruz. Elif, neden böyle bir şey? Bir kere değil, iki keredir ezdin yani çocuğun köftelerini. Neden? Ezdin. Ezik değil eti. Ezdi, resmen ezdi yani. Evet. Olmaması Hatice gereken bir şey. Bir şey söylemek Hatice istiyorum. Bugün düşük puanları aldım. Nedeninin de Elif olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kanıtlıyorum. Çünkü ben Elif'in lezzetine bu zamana kadar inanarak geldim ve bugün lezzetsiz olarak söylediler. Hani olmaz, onlara kesinlikle bir şey söylemiyorum. Belki kapağını açtı, belki karıştırdı, belki bir şeyler koydu orada. Ben kesinlikle bu kadar kötü not almamın nedenini sana bağlıyorum. İkincisi,
Ve gelmiş bir kere karıştırmış, kaşığı da içine bırakmış, gitmiş kendisi soğuk suyu dökmüş kendi. Bana diyor ki çok su dökmüşsün diye, sulu olduğunu söylüyor köftelerimi. Kendisini soğuk suyu köftesine koyuyor. Yani bunlar, ben konuşmayayım da yani burada ben haklı olmayayım da kim olsun? Ben kesinlikle yani senden şüpheleniyorum. Benim yemeğimin lezzetsiz olmasının nedeni sensin. Karıştırdım bir kere zaten. Yani köftelerin büyüklüğünü görünce doğru dedim. Hani hemen biter dedim. Sen onu anlayacaklar. Alakası yok. Anlamadı kimse. O kadar büyük olsaydı herkes söylerdi. Bunu siz söylüyorsunuz. Çünkü küçük minik 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 yavaş yavaş yaptığınız için. Yani artık o kadar çok sana yani kin hayatta duymam ama yani sana karşı böyle bir elektrik oluşmaya başladı. Negatif yani. İyi olmuş. Hatice'nin böyle hayat. Başarısız olunca ama normal hayat. Kılıf bulmasına seni sana bağlıyorum diyor. Ne atmış olabilirim ben onun yemeğine ya? İşte hayır zaten mümkün değil böyle bir şey. Bakın i̇şte bunu bilmesine rağmen işte şu an beni boş yere yok yere stresi. Ama o boş bir, yere. Bakın, evet sus. Elif'ciğim senin yaptığın hareketin yanlış olduğu düşünülüyor. Evet. Eğer kayınvalideler de aynı şekilde yanlış. Düşünüyorlar. Yani. Sevgili hanım siz de böyle düşünüyorsunuz. Aklımda başka bir şey vardı. Yarın yine kahve getir bize. Hayır. Lütfen. Artık lütfen yarın yine kahve. Artık geliniz getirsin. Tabii o da olabilir. Siz de öyle düşünüyor musunuz aynı şekilde? Sevgili hanım, bu konuda yorum almak istiyorum sizden. Yani evet. Evet. O yüzden büyüklerimizi dinleriz. Demek ki yanlış bir hareketmiş bu. Ma. Kabul ediyorum. Peki. Peki diyorum. Sevgi teyzeyi kırmayacağım çünkü. Sevgili seyirciler, gelinin mutfakta bugünkü en yüksek puanı alan gelinimiz ve en düşük puan alan gelinlerimiz kimler olmuş, kim olmuş? Bakıyoruz efendim. Lütfen ayağa. Günün kazananı kim olacak? Kimdir acaba? Günün en düşük puanı kimin? Gelinim Mutfak'ta programımda haftanın ortasındayız ve final dakikaları en düşük puan alan gelinimiz 8 puanla evet, günün en düşük puanını alan 8 puanla Hatice. Bu kadar düştün mü puanın ya? Bu da nazarım olsun. Hiçbir şey bitmiş değil. Tabii. 8 puanla en düşük puanı alan Hatice. Hatice bu saatten sonra yarın da bir şey yapamayacak. Çünkü bu moralle hiçbir şey yapamaz, dibe vuracak. Günün en düşük ikinci puanını alan gelinimiz... ...12 puanla günün ikinci düşük puanlı Elif. 12 puan. Ve geldik günün birincisine. Cansu mu? Emel mi? ...16 puanla... ...günün birincisi... ...Cansu. Cansu günün birincisi oldu. Evet Cansu ilk defa birinci oldu. İkinci haftamız. İlk defa benden 5 aldı. İnşallah şeytanın bacağını kırdık, böyle devam edeceğiz. Ve Emel de 13 puanla, 1 puanla günün ikincisi oldu. Ben ikinci oldum, birinci olamadım. Ama Cansu'nun birinci olmasına sevindim bugün. Böylelikle bugünkü Gelinim Mutfak'ta programı efendim burada sona eriyor. Ama biz yarın yine aynı saatte... Kanalda ekranlarında olacağız. Gelinim Mutfak'ta sizleri bekliyoruz efendim.
heyecan ve zevkle alasmardık. Cansu'ya bak, kafada hep şey, bir oyun, bir entrika var. Oyun peşinde değil de oyun bozma peşinde. Sen de kayınvaliden de benim söyleyeceğim şeyin sonunu anladığınızda beni konuşturmuyorsunuz. Bana gelip el kol hareketi yapamazsın. Tamamen savunma, onu zeki olan bir insan anlar. Hatice, komut veriyorum, susacaksın. Sen komuttan besleniyorsun. O kadar kötü bir insan değilim. O kadar kötü değilsin. İyi, güzel, kabul etmen de güzel. 1,5 dakika kaldı. Kalanlardan puan kestireceğim. 1, 1, 1, 5. Ne yaptın anne? 5. 5. 1, 1, 1. Aa. Yemin ederim elim ayağım titredi. Bir anda ter boşaldı benden. Bence siz birbirinize diş göstermek için bizi harcadınız. Burada görülen altınların sahibi kim olacak? Benim oğlum beni terk edip de hiçbir yere kesin ve kesin gidemez. Kocamı alıp Gümülcine'ye gideceğim diyebilir misin? Diyemem de demem de. Problemli ailelerin temelleri atılmış. Geldik en kritik ana. Günün birincisi... Gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim.